Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Kaldığımız yerden Minecraft'a devam ediyoruz. Bu bölümde kendimize ev yapacağız. Minecraft'ta yaptığımız ilk ev olacak. Köylerin yanına kurulacağım tabii ki. Çünkü kurulmak için en güzel yer burası gözüküyor. Hemen buraya kuruluyoruz. İlk evimizi de yapalım, bakalım nasıl bir ev çıkacak. Öncelikle tabii biraz temizlememiz gerekiyor burayı ve odun toplamam lazım. Orada aşağıda kumlar var. Penceremiz için, pencere için gerek onlar. Biraz da taş topladığım zaman bakın burası gayet güzel. Şimdi burayı dümdüz yapacağım. Temizleyeceğim buraları. Şöyle bir temelimizi atalım, bakalım neler çıkacak. Biraz temizledim. Şöyle hemen odunlarımızı toplayalım. Çok büyük bir ev yapmayacağım. Böyle biraz başımızı sokacağımız. Biraz da güzel yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl yapacağız. Çok merak ediyorum ne çıkacak ortaya. Aşağıdan hemen şeyleri de alalım. Burada baksanız arı falan da var ama arılar güzel ya, olsun. Arıdan zarar gelmez. Öncelikle çubuk yapmamız lazım. Meşe tahta bize çok şey lazım, biliyor musunuz? Hemen şöyle çubuğumuz varmış gerçi. Şöyle hemen taş var mı peki bizde? Hatta biz demir şöyle yapalım. Demir fırınımıza atalım. Fırında direkt bir şekilde demir balta yapalım. Ama bizim fırınımız yok, gözükmüyor. Fırın yok. Biraz da taş toplamamız gerekiyor. Hem taşla düzgün bu kırılmış taşı düzgün taşa çevireceğiz. Hem de fırını yaparak böyle kendimize güzel taş çok lazım oluyor zaten. Arkadaşlar ya, sağanak başladı. Tam da iş yapacağımız zaman. Bakar mısınız nasıl yağıyor? Şimdi benim sandığım nereye koymuştum ben sandığımı? Şurada sandığım. Hemen şöyle fırınımız... Ne oluyor be? Aa zombi sen... Yürü git buradan. Bir tane taş yaptırmadı bana. Şöyle yapalım. Fırınımızı da yapalım. Tamam, fırını koyuyorum. Kömürümüz yok bizim? Kömür de yok. Şimdi taşları koyalım biraz. Bir yandan da buraya meşe tahta atalım ki. Balta yok mu bende? Bir dakika kardeşim. Bir git be. Böyle zıplayarak vurduğumuzda daha çok hasar veriyor. Onu da söylediniz. Şimdi taşlarımız olsun bir yandan. Bunlar elimizde kalsın. Bir tane balta yapalım. Biz baltamız kalmamış. Kardeşim. Biz bir sabah gelelim arkadaşlar buraya. Bir sabah olsun bunlar çünkü bize. Şuraya kıvrılıp yatabilir miyim ben de? Teşekkür ederim. Şöyle yatalım. Bunları daha tam yağmaladık mı onu da bilmiyorum. Yani birkaç eve girdik ama. Diğer bakalım mesela. Oo zümrüt de var. Topla abi, yağmala. Güzel güzel. Her şeyi aldık şey falan. Zümrüt mümrüt her şeyi aldık. Güzel. Senin yatan daha güzelmiş aslında. Seninki sarı ya. Bence sen bu yatak kalsın sende kardeşim. Sen bana bu yatağı ver. Ne diyorsun? Tamam güzel, anlaştık. Güzel anlaşma oldu. Şimdi taşlarımız bakalım. Tamam oluyor. Güzel. Bu kömür de oluyor değil mi? Direkt bir şekilde tahtaları işlemeden koyduğumuz zaman kömür de elde ediyoruz. Şimdi çubukları koyuyorum. Ve taş koyacağız. Taş lazım biraz bize. Şöyle 3 tane yetiyor bana. Devam etsin. Hemen taş baltamı yapıyorum. Ve hızlı bir şekilde devam edelim kazmaya. Karnımız acıktı. Yemek yiyelim. Şimdi biraz odun topladım. Biraz taş topladım. Biraz kum topladım. Şimdi evimize gidelim. Yani evimizi kuracağımız yere. Hemen işlere başlıyoruz. Aslında size bir şey söyleyeyim mi? Buraya kurulmak bence şu an daha mantıklı. Burası daha çok hoşuma gitti. Burası tam deniz görüyor ya. Buraya kuralım. Bakar mısınız şu güzelliğe? Gerçekten çok güzel burası. Şimdi öncelikle şöyle yapıyoruz. Çok büyük bir ev yapmayacağım. Şöyle kolonlarımızı atalım. Hadi bakalım inşallah güzel bir şey çıkarırız. Şöyle şuraya kadar yeterli gibi duruyor. Bakalım. Bakalım. Evet evet gayet yeter. Şöyle bir 3 kat çıkacağım. Buradan da şöyle geleceğim. Şöyle biraz da buradan. Sonra tam bunun karşısına şöyle. Doğru yaptık değil mi? Bakalım. Bence şu an gayet güzel. Şimdi buraya bir de merdiven yapalım. Öncelikle şunları atacağım aşağıya. Şöyle atalım fırına şunu. Bir yandan şimdi düzgün taş yapalım bunları. Öncelikle bize biraz kömür lazım. Kömür için de şöyle olacak galiba. Biraz da kömür lazım ya. Bunları toplayayım. Biraz kömür elde edelim. Şöyle tamam gelsin güzel. Yalnız hemen de acıktık ha. Şöyle hemen yiyelim. Yemeğimizi oh. Nam nam gum gum doydu karnımız. Şimdi hemen buraya atıyorum. Direkt oluyor mu böyle bu şekilde attığımız zaman? Odun kömürü tamam. Artık yettiği kadar kömür olsun. Şimdi biz bir yandan ne yapacağız biliyor musunuz? Basamak yapacağız. Öncelikle şöyle şöyle güzel bir bu şekilde mi yapıyoruz basamağı? Tamam. Hemen şöyle 8 tane yeter şimdilik.
Yani evimize şöyle giriş şuradan olacak. Şu şekilde yapacağım girişi. Şöyle bir tane daha kolon koymam gerekebilir şöyle. Devam ettirmemiz için. Yok, şöyle yapacağım. Şunu kır. Şöyle bir üst kata çıkalım öncelikle. Değil mi? Buraya da koymam gerekiyor. Şunu alayım önce. Şöyle koyarsak. Şöyle devam ettirirsek güzel. Bir kat daha lazım bana şimdi. Şöyle koyalım. Şu yanlara bir tane daha koyacağım. Şimdi halledeceğim orayı, merak etmeyin. Şöyle, pardon. Şuraya da koyduk mu, tamam. Bu şekilde çıkacağım. Güzel. Burası böyle oldu. Şimdi buralara düzgün taş koymayı düşünüyorum. Odun kömürü böyle mi oldu? Bir tane odun kömürü diyor yalnız. Dur bakalım. Şöyle odun kömürü daha mı uzun yanıyor acaba? Uyuyalım. Önce bir sabah olsun. Şöyle güzel canavarlar gelmeden rahat bir şekilde yapalım. Odun kömürlerimiz oluyor. Hemen. Hatta ben bunu burada bırakayım. Burayı halledeceğiz sonra. Dur bakalım. Odun kömürlerimiz doldu. Güzel. Şimdi taşları düzgün taş mı yapıyoruz? Evet, düzgün taş oluyor değil mi şimdi? Tamam, güzel. Taşlarımız olsun bir yandan. Bir yandan da şöyle yapacağız. Açalım burayı. Şundan da yapalım basamak. Tamam, basamağı da şu şekilde yapıyoruz. Gelelim. 64 tane ama bana daha çok lazım bunlardan. Şöyle 4 sıra, 5 sıra koysam peki? 30 tane, süper. Yeni bir şeyler de açıldı bu arada. Taşlarımız olsun. Taşlarla şu kenarları taşlarla yapacağım. Bir saniye. Önce bir taşlarım olması gerekiyor. Şöyle yapacağım yani arkadaşlar. Düzgün taşla şöyle koyacağım. Şöyle çizeceğim. Ondan sonra şu şekilde de zemini koyacağım. Öyle koymayı planlıyorum. Şöyle olacak. Şöyle yapacağız. Biz büyük mü yaptık eve biraz? Biraz büyük yaptık galiba eve. Ve bakalım öncelikle eve nasıl olacak. Onu fazla koydum bu arada. Ama zevkli eğlenceli ev yapmak ha. Yani çok güzel olmasa da sorun değil. Sonuçta ilk evimiz olacağı için fazla problem değil. Aslında biz ne yapabiliriz biliyor musunuz? Bir tane daha şöyle fırın yapalım. Biz niye tek fırınla uğraşıyoruz ki? Hemen bir tane daha fırını koyarım buraya. Şöyle güzel bir şekilde. Burada ne oluyor? Biraz daha ben odun toplayayım. Biraz daha kömür yapalım. Bu kömür güçlü bir herhalde. Daha sağlam. Odun kömürü. Baksanıza daha fazla oldu. Ben biraz daha odun toplayayım. Ama şöyle bir sorunumuz daha var. Biz arkadaşlar biraz da fidan direkt böyle dikiyor değil mi? Tamam. Evimizin yakında hiç ağaç kalmadığı için evimizin yanında ağaçlandırmamız gerekiyor bu şekilde. Şimdi toplayabilirim odunu. Şimdi buraya da koyalım kömürlerimizi. Şu şekilde. Şöyle. Bunlar da orada olsun. Burada taşlarımız olmuş. Güzel. Bir yandan da şu demirleri eritelim. Hiç kalmamış bak ham demirimiz. Kömür çok güzel. Bu kömür bayağı iyi. Demir olsun çünkü demiri de bitti. Şimdi alıyorum elime düzgün taşı. Devam ediyoruz bakalım. Şimdi böyle yaptık. Şunu kıralım. Çirkin durdu çünkü burada. Tamam, güzel. Burası güzel oldu. Aynı şekilde böyle. Devam edelim. Bakalım. Bence gayet iyi gibi. Şuradan devam edeceğim. Hop, bitti bu, pardon. Şöyle kazmamız kalmadı mı? Bu düzgün ve olarak, tamam, düzgün olarak verdi bana. Şimdi bakayım nasıl oldu. Tamam, fena değil gibi. Şurayı da bir dakika, burası da çirkin duruyor şu an. Şimdi şurayı da taşlarla kırdık mı? Güzel, demirlerimiz bir yandan böyle oluyor. Bunu alalım. Şöyle düzgün taşımız da oluyor. Bir tane daha alsam yetiyor bana şimdilik. Bunu da böyle koyalım, tamam. Rütuşları daha sonra yapacağız. Tamam, tam istediğim gibi oldu mu emin değilim ama devam edelim. Şimdilik şöyle zeminimizi yapalım. Böyle pıtır pıtır. Ardından tekrar kolonları koyacağım oraya. Şöyle yapalım. Kaç tane? Bana bol bol şey lazım yani, çok fazla lazım. Bir dakika, şöyle yapalım. Bana çok fazla lazım bunlardan. Şöyle hızlı hızlı koyuyorum. Arada yanlış da koyuyoruz ama onları hemen hallediyorum şimdi. Bir tepeden bakalım nasıl duracak. Güzel. Bence fena durmadı gibi.
Bakalım aynen. Fena değil ya. Fena değil güzel. Şimdi zeminleri koy, şeyleri koyalım. Kolonları koyalım buraya tekrar. Farklı bir ağaçtan yapamıyorum değil mi? Farklı bir ağaç yok çünkü yakınımızda. Neyse farklı bir ağaç bulduğumuzda tekrar yaparız. Şurayı 3 katlı yapacağım. Burayı da 2 katlı yapalım. Şimdi burası kapı olacağı için şöyle şurası full açık olacak. Burası manzaralı olacak arkadaşlar. Böyle 3 tane koyalım. Şimdi bir de kapı yapmam gerekiyor. Kapıyı da aşağıdan yapacağız galiba. Hemen bir kapı yapalım buradan. Buradan şöyle bir tane kapımı 3 tane yapıyor. Güzel. Kapımızı da yap. Öncelikle şurayı biraz kapatalım. Kapıyı şöyle yapacağız. Kapı şurada olmalı. Kapı burada olacağı için şöyle yapmam lazım. Kapı şu şekilde yapacağız yani. Şöyle de yerleştirdiğim zaman tata bence böyle geliyorum evime. Hemen tak diye giriyorum. Bence gayet güzel oldu. Gayet güzel oldu. Şimdi burayı nasıl yapacağız? Burayı biraz daha mı acaba şöyle 4 mi yapsam acaba burayı? Bakalım nasıl olacak 4 yaparsak. Çok tavanı yüksek bir yer olacak ama bence daha güzel olacak gibi ya. Hemen cam yapmamız lazım buraya. Şöyle 4 oldu. Çatısını nasıl yapacağız bunların bilmiyorum ama çatısını da bir şekilde yapacağız. Ağaçlarımız da oldu. Güzel. Şu kömürlerimi alayım. Şimdi kum cam yapacağız değil mi? Cam için ne istiyor? Ver abi bunları da. Bunlar da pissin. İki tane de kömürümüz burada var. Düzgün taş. Onlar da lazım olabilir. Hemen bakalım taşları şöyle nereye koyabiliriz? Tamam, taşlarla ilgili bir sıkıntımız kalmamış gibi ya. Aslında şurayı da komple bir taş yapabiliriz. Şu şekilde tamam, orayı da yapacağız. Şimdi gelelim yerlere. Burası da aslında şöyle değişik bir şey yapabiliriz. Buraya da cam yapabiliriz ya. Daha çok odun toplamamız lazım arkadaşlar bu arada. İnşallah bize şeyler de... Aa bir dakika bakın, farklı ağaçlar da var. Bunları da alalım. Bunlarla da şey yapabiliriz. Daha değişik renkte yapabiliriz. Bazı yerlerini değişik renkte yaparız yani. Şöyle güzel oldu. Hem bunlardan toplayalım hem onlardan toplayalım. Bakalım nasıl bir şey olacak, ben de çok merak ediyorum şu an. Kep kesesiyle şey topluyorum. Kum topluyoruz çünkü kürek yapmayı unuttum. Kürek yapacaktık. Neyse yine fazla toplayayım ben. Belki cama ihtiyacımız olabilir ya. Daha fazla yani daha fazla cama ihtiyacımız olabilir. O yüzden fazla ben topluyorum. Yine garanti olsun diye. Tekrar uğraşım. Normalde bunları tek atıyoruz da kürekle, onu biliyorum. Ama şu an kürek yapacak vaktimiz yok. Şöyle hemen bunları toplayalım. Tamam yeter. Yeter. Bu kadarla yeter. Şimdi gece oldu. Aslında hemen yalnız var ya, ev bitince tamamlanınca bayağı kıyak gözükecek. He. Şöyle evime geliyorum. Bir dakika. Orada kum camlar bitti mi? Devam. Kumları şöyle atalım. Çok fazla kuma ihtiyacımız var. Biz uyuyalım ya bence. Bence biz uyuyalım. Bu serseriler bize çünkü rahat vermeyecek. Şöyle meşaleyi de güzel yere attık. Hemen koyuyorum. Uyuyoruz. Sabah olsun. Hemen camları da hallediyorum. Arka tarafımızı da kapatalım. Hatta arka tarafı da camlı yapabiliriz. Ama pencereli camlı taraf burası olması yeterli ya. Şimdi nasıl kullanıyoruz bu camları? Bakalım. Aldık mı biz camları? Almamışım. Hemen şuradan alalım camları. Bakalım ne diyor? Yeni tarif diyor. Şimdi böyle yok. Şöyle ince cam yapacağız arkadaşlar. Tamam. Güzelmiş. Bu camlar, şimdi ben bunları buraya koydum yanlışlıkla. Kırıldı mı bunlar? Aynen kırılıyor. Tabii bu da kötü oldu. Bunu da kötü tecrübe ettik. Tabii camı kırınca geri alamayız yani. Şöyle ince cam yapalım. 16 tane yetecek mi acaba? Bak farklı renkte de yapabiliyoruz ha. 32 tane cam var. Boşu boşuna ziyan oldu camlarımız. Neyse bunları mecburen kırmak zorundayım. Şöyle koyarsak bakalım nasıl olacak. Böyle koyalım. Bence fena değil gibi be. Güzel ya, güzel. Diğer blok koymaktansa böyle bu şekilde daha güzel gözüktü. Şöyle
koyarsak. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl oldu? Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim içime böyle sinmedi ya. Ben bunları tekrar kırıyorum. Çok çünkü kapatıyor bu. Direkt bir şekilde koysak daha mantıklı gibi camı. Camların hepsi tekrar şimdi... Neyse yakınımızda var şey kum. En azından oradan toplarız şimdi kürek yapıp da. Benim içime hiç sinmedi. Çatır çatır kırdık camları. Şimdi şöyle koysak daha güzel duruyor gibi. Bunları da kırmamız lazım tabii. Şimdi bu camlar da bitti. Şöyle şu mürekkep şeyini atalım şuraya. Bence bu şekilde daha güzel oldu. Bakalım. Yani daha hoş duruyor bence. Diğerine nazaran. Bilmiyorum yine siz yazarsınız da. Bence böyle daha güzel gibi. Bakalım son şeyi de atalım şuraya. Tak. Tamam, bence daha iyi gibi ya, güzel. Şuraya bakın şöyle bir şey geldi aklıma. Şöyle ince cam yaparsak. Bence çok da güzel oldu. Şurayı kıralım. Burası olmuyor. Burası daha güzel oldu. Bakın şu şekilde ince camlı olması. Burası da güzel. Buraya da şöyle cam yapalım. Her tarafı cam oldu evin ama. Olsun. Daha güzel oldu. Tamam, burası da harika oldu. Şimdi burasını da aynı şekilde yapacağım. Full cam yapacağım. Şöyle öncelikle şunu koyalım. Kendimize önce bir demir balta yapmamız lazım. Balta patladı çünkü. Biraz daha oduna ihtiyacımız var. Orayı da kapattık mı bitti. Arkadaşlar bu arada bunlar bizim ektiğimiz ağaçlar, biliyorsunuz değil mi? Ne çabuk büyüyor. Bu kadar hızlı büyüyor muydu bunlar gerçekten? Bayağı iyi. Bunlar herhalde bu kadar yakın dikmemek lazım birbirine. Çünkü büyümemiş bunlar bak. Hemen orada mı kaldı onlar? Benim üstümde ne kadar çok gereksiz şey var. Şunları bir atalım öncelikle. Şunları alalım. Diğerlerini de şöyle ekelim ki böyle biraz birbirine uzak dursun. Güzel yetişmişler yalnız ya. Sevdim yani. Hemen büyüyorlar demek ki. Hemen odun şeyimiz de bitti, kalkmış oldu böylelikle. Bunları sonra güzel bir şekilde ayarlarız. Biraz daha topladık mı? Bence iyidir. Şöyle koyalım 52 tane. Tamam. Güzel. Devam edelim şimdi evimizin şu kenar duvarlarını da yapmaya. Şöyle şu şekilde. Burayı 3 kat yap. Burası 3 kat olacak ama burası 2 kalsın. Tamam. Şöyle biraz kapatalım. Belki burayı sonra düzenleyebiliriz tekrar ama şimdilik böyle kalsın. Şöyle. Burada full cam olsun. Camları alalım şuradan. Orası pencere yapalım ya da oraya. Dur pencere yapacağım. Şöyle bunları alalım. Bunları alalım, nereye koyacağız ama? Şöyle attık mı onları? Tamam. Şöyle cam yapalım oraya da. 16 tane. Yetecek mi acaba ince cam? 20 tane. Hemen deneyelim. Çok eğlenceli bir şey yapmak ya. Bunu direkt buraya koyuyor değil mi? Güzel bence. Şuraya yanlış gitti. Şurayı da kırdık mı? Burası da güzel oldu ya. Belki şu üstü tekrar şey yapabiliriz. Ama şu an şimdilik iyi. Tam manzaralı bir evimiz oldu yalnız ya. Bayağı güzel cam ev yaptık arkadaşlar ama cidden güzel oldu. Şimdi yatağımı daha düzgün bir şekilde atabilirim. Şöyle nerede uyuyalım biliyor musunuz? Şöyle kalktığımızda denizi görelim. Şuraya attık. Tamam, süper oldu. Şunu bir kıralım. Tekrar ihtiyacım olabilir şunlara. Bunlara artık o kadar ihtiyacım olmaz. Bunları alalım. Orada fırınlarımız çalışmaya devam ediyor. Allah'ım çok harika oldu ya. Çok içime sindi gerçekten. Şöyle. Şurayı şimdi kırsam oradaki cam kırılıyor mu acaba? Şöyle deneyelim bakalım. Buraya da güzel taş, düzgün taşlardan koymak istiyorum da. Ama onu da hallederiz. Zaten iki tane varmış. Onu da kıralım bari. Onu da koyalım. Taşımız var mı? Tamam. Taş varsa orayı da düzgün taş yaparız. Bence iyi oldu gibi ya. Ne diyorsunuz? Yani ilk şeye göre gayet iyiydi. Güzeldi. Şöyle kendime şöyle buraya bir yukarı çıkabileceğim merdiven harici bir şeyler de vardır büyük ihtimalle. Kendimizi şöyle
yukarı çıkartabileceğimiz. Oo, karnımız da acıkmış bu arada. Şöyle hemen yiyelim abi yemeğimizle. Şöyle oh, mis gibi oldu. Bu aşağıya da şey yapacağım. Burayı da aşağıya da buğday falan ekeriz. Orayı da tarla tarzında düşündüm. Güzel. Kim bana ne yap? Aa! Vay, deniz zombisine bak. Psikopat mısın oğlum? Yürü git buradan. Manyağa bak, bir mızrakçımız eksikti, o da geldi. Evi mızraklıyor abi. Bu arada bir şey düştü. Üçlü mızrak. Üçlü mızrak mı? Aa. Güzelmiş. Aa, dayanıklılığı bitiyor. Güzel güzel, üçlü mızrak. Şunu da alabiliyor muyum? Alamıyoruz. 10 dayanıklı daha mı güçlü? Kaç vuruyormuş şu? 9 saldırı hızlı bir nok. Şu yok. Şunu alabiliyorum. Tamam, mızrak da getirdi bize. Evet, çatıyı da bakalım nasıl halledeceğiz. Bir şekilde hallederiz arkadaşlar çatıyı da. Çatıyı da hallettik mi bu iş oldu gibi duruyor. Ne diyorsunuz? Bence ilk yaptığımız eve göre gayet başarılı. Şöyle tık tık kapatabiliriz. Aslında çatı açık da olabilir ya. Biliyor musunuz? Çatı açık da olabilir aslında. Şöyle değişik bir şekil yaparsak bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Şuraya da bir sandık yapalım mı? Hemen şunları evimize getirelim. Aa, dışarıda mı? Ne yapıyor bu? Oğlum. Ulan bir dakika. Büyücüler müyücüler geliyor arkadaşlar. Bir uyuyalım, bir tırstım ya. Büyücü müyücü acaba buraya yapmasa mıydık? Her şey, her tipten adam geliyor baksana. O da dışarıda kalmış. Şunu bir evime götüreyim de. Her tipten adam var ha burada. Şunu da koyarsak. Lan. Aa. Ne yapıyorsun oğlum? Evime girdi. Şurada bir sandık attık mı? Bir tane daha atalım. Güzel. Şu sandıkları da... Aslında sandıkları dışarı koyabiliriz ya. Ama evde kalsın. Dur bakalım. Dur şöyle atarsam. Yan yana koyduğum zaman birleştiriyor bunu. Onu alamadım ben. Neyse, o kalsın orada, ziyan yok. Şöyle direkt bir şekilde yapabiliyoruz zaten. Tamam. Buraya da deri, ıvır zıvır her şeyi koyalım mesela, kullanmayacağımız şeyleri. Şunları koyduk mu? Şeker, bakır külçelerini de koyalım. Aslında bir şey söyleyeyim size, bakırdan da yapabilirdik ha. Bakır şeyler de yapabilirdik buraya. Şöylelikle. Nasıldı bu? Bakır, bir dakika, bakır yazalım şuraya be. Bakır blokla da güzel bir şeyler yapabilirdik yani. Çok fazla bakır istiyor ama bir tane bloğa. Dur deneyelim bakalım be. Şöyle. Çok fazla, çok çok fazla şey, çok fazla bakır istiyor. Mesela şöyle koyduğumuzda, ooo. Fena değil gibi ha. Bunu geri veriyor bana değil mi? Tamam. Neyse, onu çok ilerleyen zamanlarda yaparız ya. Şimdilik güzel gibi arkadaşlar. Bir çatıyı da hallettik mi? Bence ne diyorsunuz? Gayet iyi. Sadece şunun yerini biraz değiştirebiliriz. Onun yerinde şöyle koyduğumuz zaman bence gayet güzel oldu. Buradan çıkarım giderim. Şuraya da hatta aslında şu girişi bakır yapabiliriz. Şuraya mesela bakır yapabiliriz şöyle. Tamam. Fena değil. Daha değişik şeyler yapılabilir. Bunları alalım. Burayı da yapacağız. İlk etapta tamamladık arkadaşlar evimizi. Gayet güzel sonuçtan memnunum. Çatımızı da yaptıktan sonra olay bitti. Devam edeceğiz Minecraft videolarına. Bir dahaki bölümde de muhtemelen aşağı ineceğiz. Biraz elmas falan toplamak istiyorum. Güzel güçlü eşyalar yapacağız. Ondan sonra bakacağız. Dünyayı keşfedeceğiz. Daha fazla Minecraft videosunun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, bir saniyenizi alarak videoya beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.